Küçük beyler dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Sevgili öğrencilerim 5. sınıf deneme sınavı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane deneme yapmıştık. Orada sorularımızın konu sayısı birazcık azdı. Şimdi ikinci deneme sınavına geldik. Kolaydan zora diyoruz. Bu deneme sınavında farklı konular da var. Görsel yorumlama var, ses bilgisi var vesaire. Konuları biraz daha ağırlaştırdım. Kolaydan zora 3 tane deneme planlıyorum. Birinci denemede Belli başlı konular vardı. İkinci denemede konu sayısı birazcık artıyor. Üçüncü denemede daha da artacak artık. Dolayısıyla bu anlamda neleri öğrendik, neleri öğrenmedik güzelce test etmiş olacağız. Bu denemenin ücretsiz pdf'i hemen bu videonun açıklamalar kısmında yer almaktadır. Oradan tabletinize bilgisayarınıza indirip kendinizde uygulayabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Yani mecaz değildir. Yıllardan beri bahçedeki bu duvarı yıkacağını söylüyor. Buradaki yıkmak akta gelen ilk anlama uygun bir şekilde kullanılmış. Dolayısıyla bu gerçek oldu. Bize karşı bu soğuk bakışların bir nedeni olmalıydı. Bakış soğukluğu. Ha, bu evet bu mecaz çünkü dokunup da soğuk mu sıcak mı diye bakamayız değil mi? Dolayısıyla bu mecaz çevresinde olanlardan etkilenmeyen geniş bir adamdı. Geniş derken bu anlamda genişlik değil. Yani rahat anlamında dolayısıyla bu da mecaz. Her ne kadar onunla fikirlerimiz çarpışsa da birbirimizi severiz çarpışıyor mu gerçekten? Elbette çarpışmıyor. Dolayısıyla bu da meca mecaz cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum İkinci soruya bu cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili. Eyüp öğretmeniniz yine altını çizmeyi unutmuş. Bir bakalım. Bu hikaye günlük hayatı konu edilmesine rağmen kahramanları öylesine abartılı ki sadece suları yokuş yukarı akıtmadıkları kalıyor. Ha altı çizili yer şurası. Suları yokuş yukarı akıtmadıkları kalıyor. Evet. Şimdi bu tip sorularda sizden istediğim neydi benim? Altı çizili ifadeyi gerçekmiş gibi zihninizde canlandırın. Şimdi suları yokuş yukarı akıtmaya çalışmak. Bir düşünün bakalım gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir zihnini bir zorla. Yukarı doğru gitmez öğretmenim. Gitse gitse aşağı doğru gider. Ha, demek ki bu imkansız bir şey. İmkansız. Böyle bir şey arayacağız şıklarda. Haydi bakalım. Kendini başkalarından üstün görmek değil. Tek başına bir şeyler yapmaya çalışmak değil. Olaylar olduğundan daha ilginç göstermek. Dolabilir, imkansız görünen şeyleri yapmak. Evet, imkansız. Evet, dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde bel sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? Ha, bir mecazlaşma arayın sevgili öğrencilerim. Mecazlaşma varsa deyim içindedir deriz. Bu olaylardan sonra belini doğrultamadı bir daha, belini doğrultamadı derken bu bildiğimiz bel değil. Dolayısıyla burada mecazlaşma ve deyim var. Bir iş yaparken kimseye bel bağlamazdı, e belini tutup birine bağlamayacak hali yok. Mecazlaşma durumu var, yine deyim var. Gençler. İşsizlik belimizi büküyor diyor. Belimizi bükmek belimiz böyle mi oluyor işsiz olduğumuz için? Değil. Bak burada da mecazlaşma var. Annemi bel ağrısından yataktan kalkamıyor. Annemin bel ağrısından annem yataktan kalkamıyor. Yanlış bir cümle kurmuşuz. Bel ağrısı, bel ağrısı. Ha bu bildiğimiz bel ağrısı. Dolayısıyla burada mecazlaşma yok. Cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır? Bir bakalım. Bir hikayenin başarısı bizim dünyaya bakışımızı değiştirebilmesine bağlıdır. Ha. Eğer ben bir hikaye okuduktan sonra dünyaya bakış açım değişiyorsa o hikaye başarılıdır anlamına geliyor. Bir bakalım. İyi bir hikaye dünyayı olduğundan farklı gösterebilmelidir. Değil. İyi bir hikaye hayatı farklı anlayışla yeniden kavramamızı sağlamalıdır. Olabilir. İyi bir hikaye insana bilmediği şeyleri öğretmelidir. Bilmediği şeyi öğretmek değil. Eleyelim. İyi bir hikaye okurların düşünce dünyasına seslenmelidir. Seslenmek değil onu değiştirmekten bahsediyordu. Bunu da geçelim. Değişime yönelik en yakın şık iyi bir hikaye hayatı farklı bir anlayışla yeniden kavramamızı yani bakış açımızı değiştirmek. Farklılık. Evet dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki 5. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Neden sonuç. Hmm, bak şimdi. Kar yağdığı için yollar kapanmış. Kar yağmış mı? Evet, yağmış. Artı. Yollar kapanmış mı? Evet, kapanmış. Artı. Şimdi neden sonuçta nedenler de sonuçlar da gerçekleşir. Unutmayın. Onu göremeyeceği için beklemedi beklememiş beklememe eylemi gerçekleşti mi? Evet. Beklememeyi gerçekleştirdi. Onu görememe eylemi gerçekleşti mi? Evet. Bu da neden sonuç? Derse geç geldiği için konuyu anlamadı. Anlamama eylemi gerçekleşti mi? Evet. Derse geç gelme eylemi o da gerçekleşti öğretmenim. Ders çalışmak için odasına geçti. Odasına geçti mi? Evet geçti. Peki ders çalıştı mı? Bilemiyoruz öğretmenim yanında değildik belki de çalışmadı. Ha, ders çalışmak amacıyla odasına geçti. Bu bir amaç sonuç cümlesidir zaten. Amaç sonuç cümlelerinin neden sonuç cümlelerinden en önemli farkı amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğine dair kesin bir bilgimiz yoktur. Ders çalıştı mı bilmiyorum odasına geçti de. Değil mi? Dolayısıyla bu amaç sonuç olacak. Diğerleri neden sonuçtur? Peki geliyorum 6. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri söz konusudur? Öğretmenim neydi öz eleştiri? Kişinin kendisini eleştirmesiydi değil mi? Kendini eleştirecek. Doğayı sevmek insanı hayata bağlar. Geç. O ne zamanın ne de paranın değerini bilir. O kişiyi eleştiriyoruz. Kendimize eleştirmemiz lazım. Geçelim. Bu sınava çalışırken çok zorlandım ama sonunda başardım. Kendine yönelik bir eleştiri yok burada. Düşünmeden konuştuğum için başım dertten kurtulmuyor. Ha kendisine yönelik bir eleştiri var burada. Düşünmeden konuşuyormuş kendisi. Bunu da kendisine itiraf ediyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı. Peki. Geliyorum 7. soruya. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? dedi mi? İsim kök mü, fiil kök mü? Buna bakacağız. Haydi bakalım. Verdiği kitabı bir günde okumamı istedi. Okumak fiil kök. 2 yıldır bu iş yerinde aynı görevde çalışıyor. Yılmak. Evet, yılmak diye bir fiil var ama o usanmak anlamındadır, bıkmak anlamındadır. Oysa buradaki sene anlamındaki yıl yani isim köktür es sesli bir köktür. Dolayısıyla dikkat edin es sesli köklere. Ben bugün sizinle ders çalışmayacağım. Siz isim kök. Havalar çok sıcak olduğu için dışarı çıkmıyorum. Hava isim kök. Şu yukarıda fiil kök bulmuştuk değil mi? Cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 8. soruya. Bu cümlede altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Hissettiğim. Hmm, gelin bu kelimeyi bir ameliyat edelim. Kelimemiz his ve etmek. Bu ikisi birleşmiş. Birleşirken şurada bir ünsüz türemesi olmuş. Şunu bir eleyelim. Hissetmek sonra dik ekini almış. Hisset dik. Sonra şurada bakın hissettik. Ne oldu? İki T yan yana geldi. Yani ünsüz benzeşmesi. Hissetti ki hissettiği derken bir de ünsüz yumuşaması. Ancak burada ünlü düşmesi yoktu. Peki 9. soru. Öğretici yani bilgilendirici metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretici metinler kurmaca değil gerçektir. Evet gerçek hayattır. Doğru. Öğretici metinlerde amaç bilgi vermektir. Doğru. Öğretici metinlerde amaç okuyucuyu düşünmeye yönlendirmektir. Doğru. Öğretici metinler sanatsal bir kaygı ile edebi bir dil kullanılarak oluşturulur. Yanlış. Bu sanatsal metinler için geçerlidir. Öğretici metinler için geçerli değildir. Peki 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yani kurmaca metinlerden biri değildir? Şimdi hikaye kurmacadır, sanatsaldır. Masal öyle. Fabıl öyle ancak deneme kurmaca bir yazı değildir. Yani yeni bir dünya yaratmazsınız denemede. Deneme nedir? Herhangi bir konuda kişisel görüşlerinizi anlattığınız bir yazı türüdür. Böyle yeniden bir dünya yaratıp kahramanlar yaratıp böyle bir olay var etmezsiniz burada. Herhangi bir konuyla ilgili kendi düşüncelerinizi paylaşırsınız sadece. Peki geliyorum 11. soruya. Bu parçada hikaye türüyle ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur? Haydi bakalım. Kahraman, yer, zaman ve olay Ögeleri gerçeğe uygundur. Evet hikayenin tanımı da budur aslında. Olmuş ya da olması muhtemel olaylar, mümkün olaylar anlatılır. Dolayısıyla bu doğru. Yani gerçekte olabilecek olağan olaylar, gerçekte olabilecek olağan kişiler ve yerler vardır. Doğru. Fabul ve masala göre daha öğretici, sade bir dil kullanılır. Hmm, bu bir dursun. Amaç insanı etkilemek onda edebi bir zevk bırakmaktır. Yani okuduğu zaman keyif alsın. Evet doğru. Cevabımız C olacak. Peki niye? Şimdi masal ve fabıla göre daha öğretici sade bir dil tam tersi. Fabıl ve masalın dili hikaye, öyküye göre daha sade, daha öğreticidir. Sonuçta fabıl okunduğu zaman ya da masal okunduğu zaman kişiye bir şeyler de öğretilmeye çalışılır. Unutmayın. Peki geliyorum. 12. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5A sınıfında okunan kitap türleri ve sayıları. Roman, hikaye, masal, fabıl, destan. Evet. Öğrenciler roman ve destan türünden eşit sayıda okumuştur. Romandan 10 tane okumuş. Destandan da 10 tane okumuş. Eşit mi? Eşit. Evet geçelim. Masal ve fabıl türlerinin toplamı roman ve destana eşittir. Masal ve fabıl. Şurası olacak topladığım zaman. 10 oluyor. 10 olunca ne oluyor? Roman ve destana eşittir. Roman da 10, destan da 10. Tamam. Öğrenciler roman ve destan türüne daha çok ilgi göstermiştir. Roman ve destanı daha çok okumuşlar. Bu bir dursun. Öğrenciler en az fabul türünde kitap okumuştur. Bakalım. Fabul 3. Evet, bunu da eleyelim. Şimdi öğrenciler roman ve destan türüne daha çok ilgi göstermiştir. Şimdi daha çok okudukları kesin ama daha çok ilgi göstermek başka bir şey. Belki de öğretmenleri mecbur bıraktı. Okuyacaksınız 10 tane dedi. Ödev verdi ve belki de mecburiyetten okudular. Belki de hiç sevmeden okudular. Nereden bileceğiz ilgi gösterdiklerini? Bu tabloda bununla ilgili kesin bir bilgi kesinlikle yok. Peki geliyorum 13. soruya. Bu parçada asıl yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Yani Yazarımız bir şeyden şikayetçi, biz onun şikayetçi olduğu şeyi bulmaya çalışacağız. Neden insanlar otobüslerde yüksek sesle telefonla konuşur ki? Kimi ortağına, kimi eşine, kimi bilmem kime bağırır. Yani bu mudur kent kültürü? Bu mudur uygarlık? Yasak olduğunu bile bile telefonda konuşup sonra da kendilerini uyaran kişiyle kavga ederler. Lütfen arkadaşlar bunlar hiçbir uygarlığın işi değildir. Lütfen buna dikkat edelim. Yani adamın şikayet ettiği şey ne? İnsanların telefonda konuşken bağıra bağıra konuşmaları, insanların içerisinde yeri geldiğinde de kavga etmeleri değil mi? Bir bakalım. İnsanların telefonla görüşmeler yapmaları değil, yasakların bir işlevinin olmaması olabilir. İnsanların kavgacı kişiliğe sahip olmaları değil, insanların kent kültürüne aykırı davranmaları. E şimdi baktığımızda. Bu hareket yaptıkları eylem şurada bir yerde söylüyordu değil mi? Bakın yani bu mudur kent kültürü değildir. Kent kültürüne aykırı bir şekilde hareket ediyorlar. Yüksek sesle bağıra bağıra konuştukları için dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Yasakların bir işlevinin olmaması bu da olabilirdi belki ama yasakların yani bütün yasaklar. Oysa burada telefonla konuşma yasağından bahsediyor. Diğer yasakların bir işlevinin olup olmadığını bilemeyiz belki de işlevi vardır. Peki geliyorum 14. soruya bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Önce sorulara bakalım. Yaşlılık canlılar için kaçınılmaz bir olgu mudur? Sanatçının genç kalmasında sanatın işlevi nedir? Gerçek sanatçı neden yaşlanmaz? Yaşlılık yaşamdan gün almak demek midir? Bir bakalım. Yaşlılık günlerin yılların birikmesi değildir yalnızca. Genç yaşlılar kadar yaşlı gençler de vardır. Bana göre gerçek sanatçı hiçbir zaman yaşlanmaz. Kendi yaşlılığını duymaz. Çünkü yarattıkça ve duygulandıkça yenilenir, genç kalır. Şimdi yaşlılık yaşamdan gün almak demek midir? Hayır değildir. Bunu burada cevapladı. Gerçek sanatçı neden yaşlanmaz? Şurada söyledi. Çünkü yarattıkça, duygulandıkça yenilenir, genç kalır. Sanatçının genç kalmasında sanatın işlevi nedir? Evet sanat sayesinde ürettiği için tamam yaşlılık canlılar için kaçınılmaz bir olgu mudur? Ha, her canlı için kaçınılmaz bir olgudur. Doğru. Peki metinde böyle bir bilgi verdi mi bize? Vermedi. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Şimdi sevgili öğrencilerim paragraf sorularını çözerken kendi bildiğimiz doğruları paragrafın içerisine koymayalım lütfen. Dikkat edelim. Peki gelelim 15. soruya. Bu parçada üzerinde durulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım. Bu paragraf niçin yazıldı? Bu paragrafta ne anlatıldı? Öğretmen yarını avcunda tutanın efendidir. Okuyamadım cümleyi. Öğretmen yarını avucunda tutan efendidir. Ha tamam. Öğretmen deyince orada biraz durun bakalım. Atatürk boşuna mı güvendi öğretmenlere? Toplumun her önünde olmalıdır onlar. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önünde. Onlar önde yürümezse kim tutacak bilime, sanata, uygarlığa giden yolların meşalesini? Ha burada öğretmenlerin misyonundan falan bahsetti. Bir bakalım. Öğretmenin öğrencilerine rehberlik etmesi gerektiği dursun. Öğretmenin topluma kılavuz olması gerektiği evet bu daha güzel oldu. Öğretmenin kendini geliştirmesi gerektiği geçelim. Öğretmenin kültürel etkinliklere katılması gerektiği elbette değil. Öğretmenin toplumumuza kılavuz olması yani ışık göstermesi 10 yıl sonrası 20 yıl sonrası 30 yıl sonrası için yön göstermesi gerekir demek istemişti paragrafta. Cevabımızda B seçeneği olmalıydı. 16. soru. Bu parçanın iletisi yani mesajı aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle verilmiştir? Bir bakalım. Elindekini gereği gibi kullanmayıp da daha iyisini, daha güzelini hayal etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Elimize geçip geçmeyeceği belli olmayan şeyleri hayal etmek boş bir düşüncedir. İnsanların asıl yapması gereken sahip olduklarını çok iyi değerlendirmelidir. Ha, ellerinde olanın kıymetini bilmek. Bir bakalım. Büyük başın derdi büyük olur değil. Bugünkü tavuk yarınki kazlar iyidir. Ha, Bugünkü tavuk yani elimizdeki şey yarınki kazda yani gelecek olandan iyidir. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Dolayısıyla cevap bu olacak. Bol bol yiyen bel bel bakar. Alakası yok. Bugünün işini yarına bırakma. Burada çalışkanlığa bir vurgu var. Bu da değil cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki uyuma bakalım. Haydi bu parçada Asıl üzerinde durulan yani bu paragraf niçin yazıldı ana düşüncesini bulacağız. Edebiyatta başrol insandır. Şair, romancı, tiyatro yazarı hep insanı anlatır. 20. yüzyılda insanın yer almadığı romanların yazıldığı her ne kadar gerçekse de romanı yine bir insan yazdığı için insan hep önde ve gündemdedir. Şimdi 20. yüzyıl edebiyatı değil, edebiyatın konusu olabilir. Edebiyatta insanın yeri. Evet. Romanların gerçekliği değil. Edebiyatta insanın yeri. Yani edebiyat hep insanı anlatır. Edebiyatı da zaten insan oluşturmuştur. Değil mi? Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 18. soruya. Bu paragrafta verilmek istenen ileti yani mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Yine bu paragraf niçin yazıldı değil mi? Ana düşünce arıyoruz. Haydi bakalım Keline Dino kariyerinin başındayken gün gelip milyonlarca kaset satıp turnelere çıkabileceğini ve her hafta on binlerce insanın önünde şarkı söyleyebileceğini hayal edip etmediği sorulmuştu. Şarkıcı bunun kesinlikle kendisi için sürpriz olmadığını çünkü bunları kafasına canlandırmaya daha 5 yaşındayken başladığını söylemişti. Ha, parçanın mesajı ne? Önce hayal edeceksin, canlandıracaksın zihninde. Daha sonra o zaten gerçekleşecektir. Sıkıntılar kişiyi doğruları bulmaya yöneltir. Değil. Başarı çok çalışarak elde edilir. Geçelim. Hayaller gerçekleri oluşturan tohumlardır. Evet. Yetenek başarılı olmada tek başına yeterlidir. Hayır. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki 19. soru böyle düşünen biri aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz. Şimdi burada ne yapacaktık sevgili öğrencilerim? Her cümlede bir anahtar kelime bulacaktık değil mi? Anahtar kelime. Evet sevgili öğrencilerim sorunun ortasında elektrik gitti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Böyle düşünen biri aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz? Yani yardımcı düşünce sorusu. Yani ne yapacağız hocam? Şunu yapacağız. Her cümlede hatırlatıcı bir kelimenin altını çizeceğiz ki aşağıdaki şıklarla bir karşılaştırma yapabilelim. Haydi bakalım çok okunan anlaşılan şairler yetiştirmişlerdir geleceği etkileme güçlerini yaygın beğenilerin malı olmuşlardır yaygın beğenilerin şöyle çok okunan anlaşılan şairler yetiştirmişlerdir. burada ne yazıyor çok okunan anlaşılan şairler yitirmişlerdir geleceği etkileme güçlerini pardon özür dilerim okuyamadım cümleyi elektrikte bir gitti geldi konsantrasyonum bozuldu hadi bakalım çok okunan anlaşılan şairler yitirmişlerdir geleceği etkileme güçlerini. Şu çok okunan anlaşılanı alalım. Yaygın beyinlerin malı olmuşlardır. Az okunan iyi şairlerin dizeleri altında yatar gelecek. Gününde az okunan şairlerden korkar tutucu iktidar, onları okuyup beğenen kişiler gün geçtikçe çoğalacaktır. Bilinçli iktidarlar bilirler ki az okunan dizelerle başlayan he heyecanların önüne geçecek güç yoktur. Şimdi burada anlattığı şey ne? Böyle popüler kültür içerisinde çokça okunan kişiler geleceğe pek kalamaz. Ama az okunan şairler, az okunan yazarlar yüzyıllar sonra bile hatırlanır. İktidarlar da bunu çok iyi bilir. Dolayısıyla az okunan kişilerden birazcık korkarlar. Hadi bakalım. Çok okunan şairler güncelliklerini her zaman korurlar. Hayır tam tersi kaybediyorlardı. Çok okunan şairlerin geleceği etkileme gücü yoktur. Evet onu başta söyledi. Gününde az okunan şairlerin değeri zamanla anlaşılır. Sonradan ortaya çıkıyordu. Geleceği etkileyebilecek şairler az okunanlardır. Evet bunu da söyledi. Cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki 20. soru. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Yine bir yardımcı düşünce sorusu. Türkiye'de dedelerle torunları arasındaki ilişkiyi gözlemleyen bir yabancı zanneder ki bu topraklarda erkeklerin sevgilerini belli etmek, duygularını göstermek gibi bir sorunları olmaz olamaz. Kim inanır aynı erkeklerin geçmişte kendi oğullarına karşı bambaşka davrandıklarına, bizzat kendi çocuklarına karşı daima mesafeli olduklarına. Şimdinin lokum dedeleri bir zamanlar otoriteler babaydı. Peki ama ne oluyor, nerede değişiveriyor bu tanıdık resim? Madem ki torunları karşısında seveceğim ve duygusal olmaktan çekinmiyorlar, gocunmuyorlar. Ne demeye bu cüreti daha evvel göstermiyorlar. Yani şu anda tonton dedeler bir zamanlar kendi çocuklarına son derece baskıcıymış. Tamam. Hadi bir bakalım. Dede ile torun arasındaki babayla oğul arasındakinden daha sıkıdır. Dursun. Türk toplumunda erkekler duygularını belli etmekten çekinmezler. Hayır çekiniyorlar. Babayken çekiniyorlar değil mi? Cevap bu muhtemelen. Babaların çocuklarını sevmesi yetmez. Sevgilerini göstermeyi de bilmeleri gerekir. Zaten bunu eleştiriyor bu paragraf. Bugünün sevecen dedileri bir zamanların otoriter babalarıdır. Evet bunu da söyledi. A seçeneğine bir daha dönelim. Dede ile torun arasındaki babayla oğul arasındakinden daha sıkıdır. Evet çünkü kendi oğluna gösteremediği sevgiyi torununa fazlasıyla gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki teşekkür ediyorum sevgili öğrencilerim. Bu arada kusura bakmayın elektrik kesintisi için en güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.